Tekrar merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi hareket problemlerine geçeceğim. İlk önce şunu bilmek gerekiyor. Yol eşittir hız çarpı zaman. Mesela diyelim ki bir aracımız var bizim. Aracımızın saatteki hızı 120 kilometre. Tabii hız yani kilometre bölü saat olarak ifade edilir. Tabi duruma göre metre bölü dakika şeklinde de yazılabilir. Şimdi bu araç ile biz diyelim ki 3 saat yol alalım. Ne kadar yol almış oluruz? Şimdi bu sorunun cevabı şu olacak. AB yolu. Buradaki hızımız 120, zamanımız da 3 olduğu için çarpıyoruz. 360 kilometre yapıyor. Evet, ilk söylenen şey bu. Burada x dediğimizde neyi kastediyor? Yolu ifade ediyor. Evet, cümleler bazen böyle birbirine de giriyor. Bazen hızı yalnız bırakmamız gerekebilir bu formülde. Hız eşitliği olduğu zaman, hani iki farklı araçta hız eşitliği olduğu zaman kullanabiliyoruz bunu. Şuradan b'yi yalnız bıraktığımızda x bölü t. Ve benim favorim şu, t. Yani zaman çünkü her şey için aynı olduğundan zamanın eşitliği birçok soruyu çözebiliyor. O anlamda unutmayalım bunu. Zaman eşittir. Nedir? Yol bölü hızdır. Peki, bunu özellikle böyle yıldızcasına alacağım. Zor sorularda bunu kullanacağız. Pekala, şu an bu katmandayım. Burada iki tane araç var. A noktasından V1 hızıyla sağa doğru, diğer araç da B noktasından V2 hızıyla sola doğru hareket ediyor. Ve bunlar bu yolun ortalarında bir yerde, ortası da değil aslında, biraz daha sağa kaymış bir yerde karşılaşıyorlar. Ne yazabiliriz? Şimdi T zamanda karşılaştığı düşünülürse bu yol V1 çarpı T'dir. Sonra B'den kalkan aracın aldığı yol da V2 çarpı D'dir. Yani bu anlamda biz AB yolunun tamamını şöyle yazabiliriz. V1T artı V2T yazarız. T'nin de ortak olduğunu gördüğümüzden parantezin alırsak V1 artı V2 çarpı T'dir diye bir formül elde edebiliriz. Burada anlatılan mevzu bu. Şimdi burada anlatılan şu, araçlardan biri A noktasından sağa doğru, diğeri de B noktasından sağa doğru. Yani bir anlamda aynı yönde harekete başlayacaklar. Sonra tabii bu araç daha hızlı. Ne yapıyor? Eninde sonunda bu aracı yakalıyor. Ve bu yakalamayla ilgili durumlarda tabii buradaki formülü bir yazarım ilk önce. Ondan sonra ben başka bir yerden daha anlatacağım bağlı hızdan. Nedir olay? Şimdi V1T ta buradan şuraya kadarki uzaklık. Sonra V2T de B'den C'ye olan uzaklık. İşte bu fark bize neyi veriyor? AB mesafesini veriyor. Bu anlamda hani AB mesafesi T parantezine alınırsa V1 eksi V2T diye ifade edilebilir. Ancak ben bu tip sorularda bağlı hızı çok kullanıyorum. Mesela bir tane soru anlatayım. Yani bir soru vereyim, onu beraber halledelim. Diyelim ki buradan 80 km hızlı bir araç çıkıyor yola. Şuradan 60 km hızlı bir araç çıkıyor. Aynı yönde gidiyorlar. Bunların arasındaki mesafe de 100 km olsun. Ne kadar zamanda yakalar? Böyle durumda şimdi aynı yönde gittikleri için şu araca göre bu araç aslında 20 kilometre daha az hızlıdır. Ya da şöyle yapalım. Hızı az olanın hızını sıfırlayalım. Bu hani bundan 20 fazla ya. Bunu da sıfırladığımızda burası 20 olur. Yani aslında şu yavaş olan araca göre bu araç her saat 20 kilometre yaklaşmaktadır. Yani bunu burada durdurduğumuzu düşünüyoruz. Peki nasıl çözeceğim soruyu? Mesele şu, bu aracın bunu yakalaması gerekiyor. Arada 100 kilometrelik bir mesafe farkı var ve arada da 20 kilometrelik bir hız farkı var.
O anlamda buradaki zaman neydi? Yol bölü hızdı. Hani formül böyleydi ve ben zamanı kullanacağımı da söylemiştim. Buradaki hızı da 20 alacağız. Cevabımız 5 saat çıkar. Peki buraya göre nasıl çözülürdü? Hani demin ilk anlattığım modele göre. Şöyle yaparız. Onu şuradaki alanda farklı renkle halledeyim. Bunun hızı 80. 80 çarpı t. Sonra eksi. Bunun hızı 60. 60 çarpı t. Yani şöyle oluyor. Bu araç buraya gelirken bu da buraya geldiği anda karşılaşma gerçekleşiyor. Bu fark tabii ki neye eşit? 100'e eşittir deyince 20t 100 ve buradan t'yi 5 saat olarak yine bulabiliriz. Şimdi dairesel hareket. Bir noktadan iki araç zıt yönlü hareket ettiğinde bunların t zamanda karşılaştığını düşünelim. Örneğin ve bir hızı biraz daha yavaş olsun ve bu araçla burada karşılaşsın. Ve bir hızlısının aldığı yol burasıdır. Diğer aracın aldığı yol ise şurası yapıyor. Evet. Bu olay tabii ne dedik biz? T zamanda gerçekleşiyorsa karşılaşma. Bu yolun uzunluğu V1T, bu yolun uzunluğu da V2T olur. Yolun tamamına da çevre diyelim çünkü hani çember üzerinde dairesel harekette çevreyi tamamlıyor bu toplam. V1T artı V2T, V1 artı V2T diye yazabiliyoruz. Şimdi aynı noktadan harekete geçen iki tane nesne var. Dairesel bir zemin üzerinde ne yapıyorlar? Tur atıyorlar. Bunların karşılaşmaları nasıl mümkün olabilir? Çünkü ilk başta zaten aynı yerden çıktılar. Bir daha karşılaşma nasıl gerçekleşir? Aslında olay şu olur. Hızlı olan diğerinden bir tur fazla attığı zaman karşılaşma gerçekleşir. Yani şöyle demek istiyorum. T zamanda karşılaşsın bunlar V2T hızlı olan aldığı yol eğer V1T yavaş olan aldığı yoldan çıkartırsak tam bir tur yapması lazım. Yani Ç'ye eşit olmalı. Buradan da Ç eşittir. V2 onu mutlak değer diye yazdım o sistem bir an bir saniye. V2 eksi V1T olarak bir formül yakalarız. Peki şimdi tren soruları. Şimdi tren sorularında mevzu şu. Ben genelde şekli çiziyorum. Elimizde bir tren var. Şu kaç tane de şöyle teker koyalım. Ray bunlar. Şurada böyle bir tünelimiz var. Tünelin girişi olduğunu düşün. Şurası da tünelin çıkışı. Şimdi trenin tüneli geçme olayı yani trenin tamamının tünelden çıkması lazım. Şöyle bir durum. Yani mevzu şu oluyor aslında. Şu ön vagonun üzerinde bir lamba hayal et şurada. O lambanın ta buraya gelmesi lazım. Şimdi varsayalım ki trenimizin uzunluğu y. Trenimizin uzunluğu da x olsun. Şurası da y yapar. Bu lambanın aldığı yola bakarsan ne kadar? X artı y yapıyor. Zaten lambanın hızı da tren hızı da aynı olacağından şöyle bir formül yazabiliriz. Hızı trenin v olsun. T zamanda aldığı yoldur ve bu yol tren artı tünelin uzunlukları toplamına eşit olmuş. Evet. Bunları tabii kazanımlarda uygulayarak anlayacağız. Şu an sadece formüllerin nasıl kullanacağıyla ilgili konuşuyoruz. Şimdi akıntı sorusu. Şimdi şöyle bir nehir ya da bir ne olabilir? Deniz ya da başka bir şey. Bir akarsu. Bilemiyorum artık. Bunun üzerinde bir neyimiz olsun bizim? Sandalımız olsun. Şimdi sandalımızın şu tarafa doğru gittiğini düşünelim. Bir motor da koyalım hadi buraya. Bu suyun ya da bu akıntı diyelim biz buna. Çünkü akıntı diye geçiyor. Şuraya doğru bir yönü olsun. Yani bu tarafa doğru hareket eden bir akıntıdan bahsediyoruz. Ve bunun hızı VA olsun. Bizim sandalımızın hızı da VS olsun. Tamam. O zaman bu sandal yani tabii akıntı hariç hızı VS. Bir de VA da eklendiği için aslında bu sandalın gerçek hızı VA ile VS'nin toplamı kadar olur. Çünkü dışarıdan gözetleyen birine göre bu hızı
böyle algılarız. Tamam. Yani bu karada olan bir kişi bu olayı böyle görecek. Fakat eğer akıntı hızı bu yöne değil de şu yöne olursa, ona veya diyelim yine, bu sefer VS eksi VA demeliyiz. Tabii bu arada şeyin de farkındayız. Sandalımızın hızı bir şekilde ne olmalı? Akıntı hızından fazla olmalı ki hani bir sağa sola hareket edebilsin bu sandal. Çünkü eğer ikinci olayda sandal hızı akın hızından küçük olursa negatif bir hız çıkar. Negatif bir hız bizim için kullanılabilir bir durum değil.